Çözüm rehberim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere driverları nasıl güncelleyebilirsiniz onu göstereceğim. Sizler de adımları teker teker uygulayarak driverları kurabilir ve bilgisayarınızı daha stabil ve daha hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz daha sonrasında. Bir sorun yaşarsanız aşağı yorum kısmına bekliyorum. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayalım. Evet arkadaşlar, açıklamada verdiğim linkten bu sayfaya geleceksiniz. İlk olarak CC Cleaner'da nasıl otomatik olarak güncelleyebiliriz onu göstereceğim. Buraya geldikten sonra indire tıklarsak setup'unu indirmiş oluyoruz. Ücretsiz bir şekilde indirmeyi başlat diyorum. Ve açık tıklıyoruz. Buradan sonra kurulum işlemini gerçekleştiriyoruz. Yükle diyorum. Burada Avast VPN istiyor. Reddet diyorum. Yüklemek bize kalmış. Sürüm noktanı kapatıp uygulamayı çalıştırıyorum. Evet arkadaşlar, programımızda giriş yaptık. Ve burada gördüğünüz gibi health check'i arttı direktmen. Buradan bizim için önemli olan driver'lara geliyoruz. Driver'ları burada sizin için birkaç adımda anlatacak ve ileri dedikten sonra driver'ları kontrol edecek. Şöyle olacak, taramaya başlatacaksınız en sonunda ve böyle bir sayfa karşılayacak. Güncel olmayan sürücülere kontrol edecek. Güncelleyecek sürücülere böyle gösterip güncel sürücüleri de sağ tarafa götürecek. Burada size deneme sürümü veya satın al diyecek. Deneme sürümü yapmanız yeterli. Tıkladığınız zaman da işlemleri görüyor. Ondan sonra tümünü güncelleyeceksiniz ve indirip kendisi kuracak. Hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. Bazen burada ekran gidip gelebilir. Driverların güncellemesinden dolayı sorun yok. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, ikinci yöntem için de aygıt yöneticisine gitmemiz gerekiyor. Ben de İngilizce olduğu için Device Manager hiç fark etmez. Burada gördüğünüz gibi tüm bileşenler elimizin altında bulunuyor. En üstten başlayarak yapmak istediğiniz şeyleri şöyle sağ tık yaparak driverları güncelleye tıklarsanız eğer otomatik aramasını istediğiniz zaman arıyor ve burada güncel bir şey varsa indirip kurabiliyor. Benimki güncel olduğu için hepsini güncellediğimiz için CC Cleaner'la sorun çıkmadı. Buradan yapmak biraz daha zahmetli. CC Cleaner'dan yapmayı tavsiye ederim. Ama isteyen olursa da bu yöntemi de öğrenmiş olur. Nasıl isterseniz iki yöntemle de driverları güncelleyebilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım size yararlı bir video olmuştur. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı lütfen unutmayalım.